Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas, efendim Recep Tayyip Mutlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dün bir partinin, e, dün diyorum ama dün bizim programın hangi günü olduğunu bilmem. Bir partinin sözcüsü diyelim. Ama öteden beri hep söylüyorlar. Bizi Orta Doğu bataklığına çekiyorlar. Orta Doğu bataklığına girmeyelim falan böyle vurgulufu vurgulu. Dün değil, dört aydır, beş <laughs> <5 gülüyor> aydır, dört <4 gülüyor> Ay, senedir. Çok öteden beri de bu laf var. <laughs> evet. yeni yeni söyleyenler var. Orta Doğu niye bataklık efendim? Orta Doğu bataklık mı? Ha, şu anda bataklık. Evet. Bu bataklığı evvelden bataklık mıydı? Değildi. Osmanlı yönetimi sırasında Orta Doğu bataklık değildi. 400 sene. Orta Doğu, Orta Doğu o zamanlar huzur ülkesiydi. Osmanlı buradaki insanların Arap olanları vardı, Ezidi olan, hiçbir dine inanmayanları vardı. Efendime söyleyeyim, e, Hristiyanları vardı, Musevileri vardı. Bunların hiçbirinin özel hayatına karışmadı. Devleti tanıyor musun? Evet. Bayrağı tanıyor musun? Evet. Tamam. Geç bu tarafa. Sen bu memleketin vatandaşısın. Evet. Başka bir özellik aramıyordu. Herkesin dini kendine, anlayışı kendine. Böyle olunca evet. Osmanlı Devleti başından beri böyleydi. Yani ta Bilecik tekfurunun efendime söyleyeyim o pınar başındaki suikastine kadar Osmanlı'nın şeyi uzar, geriye doğru gider. Hep böyle davranmıştır. Bizans köylerini almıştır, şehirlerini almıştır. Başlarındaki valilerini bile değiştirmemiştir icabında. Evet. Balkanlar da böyle yapmıştır. Orta Doğu'da zaten Müslüman coğrafyası bilinirdi Orta Doğu. Osmanlı Devleti kurulduğunda. Bu Müslüman coğrafyasında da İslamiyet başka dinden olanları aranızdan ayırınız emretmiyor ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri, Hulefai Raşid'in zamanından beri radiyallahu anhüm hep bu böyle ayrımcılık yapmadan Yahudi komşuları olan nice alimler var. Menkıbelerden istiyoruz. Olduğu gibi kabul eden. Evet, evet. Onların özel hayatına karışmıyor. O da devlete karşı gelmiyor. Bitti. Bu enteresan bir şekilde hani sihirli değnek derler ya devlet idaresinde hakikaten açmayacağı kapı yok bunu uygulayan devlet başarılı olur. Bugün eğer Avrupa'da kaynaşma varsa bu uygulanmadığı için Avrupa kendi çöküşünü hazırlıyor. Amerika'da böyle bir kaynaşma varsa polisine kadar da siyahileri takır takır sorgusuz sualsiz öldürüyorsa kadınları yerleri sürdürüyorsa siyahileri ha burada bu devletin artık sonu göründü demektir. İlim bunu söylüyor. Evet. Sen idare ettiğin vatandaşı ya evinin içindeki çocuklarından birisini düşman ilan ediyorsun. Ya o çocuk evi terk eder ya siz terk eder dediniz. Devletin vatandaşı çocukları gibi olduğundan, çocukları mesabeste olduğundan bunların hepsini devlet korumaya, kollamaya mecbur. Bunların geçimini temin etmeye mecbur. Sen şöylesin deyip de Beşer Esat'ın yaptığı gibi yüzde yedi bir azınlık, yüzde doksan başka bir kesimi idare etmeye çalışıyor. O kadar başkalaştırıyor ki ben gittiğimde Şam'da çeşitli bakanlıklara uğradım. Kültür Bakanlığı dahil. Genel müdürlüklere uğradım. Hepsi Esad'ın mensup olduğu gruptandı. Ama yarımıza verdikleri insanlar vardı, mihmandarlar vardı, şoförler vardı. Ha bunlar hizmet takımından olduğu için Türklere de vermişler görev. Başkalarına da vermişler. Sünni olan Araplara da vermişler. Onlara çok rastladım. Yani idare Nusayrilerin elinde. Bir bir, bir bir dönem bizim yaptığımız gibi ben söyleyeyim ismini efendim ismini koyalım birisi de ismini söyleyecek yani. Peki söyleyin. Yani insanlar bilsin onlar hangi meşrepten, mezhepten evet. ya da şeyden söyledik. Nusayri peki efendim bir dönem siz de yapmışsınız. Başörtülü hanımı evet. <laughs> eve almışsınız. Hizmetli evet. olarak. Şoför de e, Cuma'ya gitmiş ama fakat e, üniversitede Cuma'ya giden profesörü istememişsiniz. Okulda okumak için giden başörtülü kızını kapıya koymuşsunuz yani. Çok enteresan. Bir milletvekili vardı ismi battı gitti ne olduysa o. İkna odalarının profesörüydü o. Tabii. Onun profesörlüğü zannederim bunu bir test haline getirdi, sundu ve profesörlük hali eylemli hale, Eylemsiz profesör olunuyor da eylemli olmuyor. Eylemsiz profesör, bankamatik profesör oluyor. Evet. Hanım, o bir bir, bir de tazif Neyse. ettiler, meclise taşıdılar. Ben isim kullanmak istemedim. Anladım. Biliyorum canım. Evet. Ee, Bana, milletvekili yani, yaptılar. Yapıyla biliyorum. Tabii. Şimdi Buyurun. Orta Doğu Osmanlı'nın son döneminde ki o dönemde artık Osmanlı yok demektir o dönemde ittihatçıların yönettiği bir dönemdeki Osmanlı'yı getirip de Osmanlı idaresi derseniz kusura bakmayın ama sizin Orta Doğu'yu karıştıranları ya bilmediğinizi ki bu da cehaletinizi gösterir ya bilmediğinizi ya da bildiğiniz halde hedef şaşırtmak için onları setretmek için, örtmek için, gözden kaçırmak için İttihatçıların hiçbir başarı hikayesi olmayan 1909'dan itibaren 1918 sonuna kadar 9 sene 10 sene de sayılabilir bu 10 sene hiçbir başarı hikayesi olmadan sadece ve sadece padişah da baştan götürülmüş alaşay etle aptan etmekti. Ettiniz, ettiniz ve memleket size kaldı. Memleketi mahvettikleri dönemde bunların zulmü Anadolu'nun her şehrinde de oldu. Sadece Beyrut'ta olmadı ki? Ha Beyrut var enteresan. Sadece Şam'da olmadı ki? Sadece Kudüs'te olmadı ki? Şimdi, yani ne demek istiyorsunuz? Bugünkü Orta Doğu ya da o günkü Orta Doğu'nun fotoğrafı bağlı, aslında Osmanlı değil de İttihat ve Terakki'nin eseri olarak yorumluyorsunuz. İttihat ve Terakki'nin o zamanki İngilizlerle olan münasebetini biliyoruz. Hatta Balkanlardaki Mason localarına olan kayıtlarını biliyoruz. Hepsi olmasa da. Ben bir özetleyeyim de. Ben biraz Buyur. açık açık konuşuyorum. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Evet. Şimdi İttihat Terakki'nin... İngilizlerle teması olduğunu ben söyleyemem. Ama nasıl? İttihat Terakki'yi İngilizler kurdurdu. <laughs> yani temas deyince hani bir dirsek teması var ya siyasette, <laughs> moda oldu. Sonra bakıyorsun ki ya ne dirsek teması? Dans pistine çıkmışsın, dans ediyorsun arkadaş ya. <laughs> Çok güzel, Ya bir dirsek teması varmış. Bir sırada dururken dirsek teması aralığı hizaya gel demiş. Hani ben... Onlar da şöyle ellerini koyarak ve Eli ben... bir öründe hareketi vardır. Evet. Eli bir öründe hareketiyle dirsekleri birbirine değmiş. Vücudun diğer yerler değmez dirsekler. Ka aslında. Kafkas oyunlarında olur o genelde. Gibi, he. <laughs> Şimdi gibi. bakın. Hayır ben e, biraz diplomasi e, dili de orada bir cümle kullandım. İngilizleri ne olursa olsun Avrupa'da yani NATO'da sonuçta beraberiz aynı şeyiz ya, partneriz ya. Onu biraz gizledim yani. O kadar falan koyun koyuna olduğumuzu söylemedim yani. Dediğiniz doğru tabii. E zaten ben şimdi yani, Türkiye Cumhuriyeti'nde İngilizler böyle demiyor. İttihatçılarla evet. İttihatçılarla yani bu kadar şimdi, koyun koyuna olduklarını. Şimdi bunu anlatanlar ittihatçıları evet. misal verirler de adına Osmanlı derlerse. Ben de ittihatçılar döneminde ittihatçıların nasıl İngilizlerle iç içe olduğunu. Flört ettiğini. Nasıl onlardan talimat aldığını. Evet. Talimat verilmiş. Tabii İngiliz elçisi bu Abdülhamit Han'dan Kıbrıs'ı koparmaya çalışan yalancı bir elçi var ya efendim. Evet. Her türlü sözlü garantiyi verip yazılı bir satır bile imzalamayan adam var ya. Hı -hı. o adam elçiliğe gidiyorlar bizimkiler 31 Mart faciasından sonra. Kapı duvar. Allah Allah. Biriyle görüşmek istiyor elçilikte iddiaçlar. Oraya girip çıkarlarmış. Komşu kapısı gibiymiş. Hep onlara açıkmış o kapı. Bu 31 Mart faciası olunca kadar. Ne zaman ki 31 Mart olmuş. İngilizler gelen iddiaççıları hiçbir şekilde görüşmeye kabul etmemişler. Filanı arıyorlar. Yok. Büyükelçi yok. Başkonsolos yok. Ama Filan sana ulaştılar ama yok. beyefendi yok. bitti. Bir, iki, üç, beş. Bunu Rıza Tevfik Bölükbaşı anlatıyor. ya Efendim. Diyor ki... Sonra ben diyor o elçiyi... Londra'da gördüm. Söz Türkiye'den falan açıldı. Hani beraberlikleri de var ya daha önceden. Tabii. Yemişler, içmişler, oturmuşlar, ya. kalkmışlar. Taktik almışlar. ya Onlara... E, ...başarı raporlarını sunmaya çalışmışlar. Şunları yaptık, şunları yaptık diye... Ya padişahınıza sunun başarı raporu ya. İngiliz'e niye sunuyorsun arkadaş? O zaman sen o kapıdan mı besleniyorsun? Affedersin. O kapının köpeği derler adama. Niye Mustafa Reşit Paşa Dışişleri hariciyi taşımış ya oraya? Londra'da idare ediyor. <laughs> tabii canım. Tabii. Yani iken hem elçi hem dışişleri bakanıyken oradan idare etti. Tabii. Osmanlı'nın dışişleri ne kadar masum kalabildi bilmiyorum. Bir de tutsak bir general thousand var onlarla olan münasebetler o. Herkes eteğindeki taşı ona döküyor. O ayrı bir şey. Buyurun efendim. Şimdi sefer, buyurun. E, diyor ki bizim şair ya diyor biz 31 Mart'tan sonra size çok geldik gittik. Niye gelip gittirebiliyor musunuz? Hı. Ya abi söyleyeyim bundan sonra ne yapacaktık diye. Ya? O kadar cahil ki iddiaçı takımı. Evet. Ya hakikaten bak indirmeyi tamam. Talimatı verdiniz indirdik. Evet. Program belli sonra, mi bundan sonraki program? Bundan sonra program? ne yapacağız? Evet. Derken bundan sonra ne yapacağız da çalışırken bakıyorlar ki ya iktidar tatlı bir şey. Evet. Artık biz elimizi aldık. Niye İngiliz'e zahmet verelim diyorlar. Bir iki gidip gelip de kapı kapalı kalınca kendilerine elçiliğin kapısı tepe başındaki Hı -hı. şimdi konsolosluk yer o zamanlar şeydi. İngiliz elçiliğiydi. Efendim diyor ki böyle böyle biz hiç kabul görmedik 31 Mart'tan sonra. E tabi görmezsiniz diyor ya. Biz diyor size padişahı indirin planını verdik. Ayrıca da hilafeti bitirin planını verdik. Hilafet duruyor. Siz bizim dediğimizi yapmadınız ki diyor. Esas hilafetin kalkması lazım diyor. İngiliz'in baş isteğiydi hilafetin kalkması. Ama siz diyor Abdülhamit Han'ı indirdiniz. Yerine bir padişah diktiniz. O da halif oldu. Birini daha diktiniz. O da halif oldu. Biz sizinle ne görüşeceğiz ki bundan sonra diyor. Esas Orta Doğu'yu karıştıran fitnenin başı. Hatta ben bir Rus profesörüyle, tarih profesörüyle bir ara görüşmüştüm. Yalova'ya giderken e, bir ferbot yolculuğumuz oldu. Tanımam etmem <laughs> adam ama yanında da bir tür profesör vardı onun tercümanlığıyla. Kazan Üniversitesi'nin tarih profesörü. Dedim ki sorsana arkadaşına... ...Cemil Bey'e, Türk profesörü... ...sorsana dedim... ...ben dünyanın neresinde bir karışıklık, bir fitne çıksa... ...İngiliz kaynaklı diye düşünüyorum dedim. Siz ne dersiniz bu konuda dedim. Sorun dedim arkadaşım, ne diyor? Tarihçi o da. Rus tarihçisi. Evet. Çok da kibar bir adam. Adam... ...birden gülmeye başladı. Gülerken öksürük geldi... <laughs> o öksürü öksürü geçirdikten sonra bir şeyler söyledi. Ne diyor dedim? Biz de hep öyle düşünürüz dedi. Biz de hep öyle düşünürüz. Ruslar da İngilizlerin karıştırmasından çok çektiler. Evet. Çok beyhude harplere girdiler. Osmanlı Devleti de güçlü bir istihbarat teşkilatı var tabii. Evet. Yani. İkinci Mahmut Han'dan itibaren Lord Stratford Kenik'ten sonra İngiliz'in göstere göstere veya göstermeden aniden attığı gollerin tahribatıyla mahvoldu. Abdülhamit han bu mahvolmayı toparlamaya çalıştı. 93 Harbi gibi bir felaketi başımıza saran Ruslar değil. Osmanlı'yla Rusya'yı kapıştıran İngilizlerdir. Niye? E biraz daha yorsun da ama yorsun ama Ruslar işgal etmesin. Osmanlı işgal etmesin. Bize hazırlasın, yumuşatsın, e, e, yorsun. yorsun, enerjisini bitirsin. Biz gittiğimiz zaman biz yorulmayalım. Biz ya. gidelim ...elimizi kolumuzu sallayarak bu işi yapalım. Ha birinci Dünya Harbinde bu milletin ne cevher olduğunu gördüler. Ondan sonra da Çanakkale geçilmez lafını uydurdular. Bu İngiliz kaynaklı biliyor musunuz Tabii. Çanakkale geçilmez? Niye? Çünkü İngiliz diyor ki, ha Türkler siz Çanakkale geçilmez dediniz ama biz topsuz tüfeksiz mondros mübarekesiyle bütün zırhlarımızı geçirdik buradan ne haber? İstanbul'a geldik. Demek için bunu meşhur ettiler. Evet. Yoksa Çanakkale evet o gün geçilmedi. Elhamdülillah. İyi ki geçilmedi. Onu ben e, hepten yok sayamam. Sayılmaz yani. Doğru değil. Bu kadar şehidin hakkı var. Ama Ondan sonrasında işte iddiaçılar kendi memleketini boğdurdu. Lübnan karışmış. Lübnan'ı karıştıran İngilizler, Lübnan'ı karıştıran Fransızlar, Fransızlar Katolik Lübnanlılara silah yığdılar kucaklarına. Ben beklerdim ki bunu bir tarih konusu olarak açan insan bunları da dahil etsin verdiği bilgilere. Etmiyorlar. Niye? O zaman ucu İngiliz'e varacak. İngilize olan bağlantıları izole etmeye çalışıyorlar, batlıyorlar oraları. Yeri geldiğinde açacaklar. Ama İngiltere'nin bir, bir, bir vaka ilişkileri var. Gerçeği var onu unutturmak ya. oradaki evet. Protestan Hristiyanlarını, Protestan ya kendileri de Anglikan mezhebi. Efendim söyleyeyim. Protestan Lübnanlara silah yığdılar. Bunları birbiriyle savaştırdılar. Biri Fransa, biri İngiltere. Bunlardan hiç bahis yok. Osmanlı'nın efendim oradaki Cemal Paşa Cemal Paşa zaten Süveyş harekatında, Kanal harekatında 20 tane taburu mahvetmiş bir adam Türk taburunu. Evet. Ne yapacağını şaşırmış birisi. Ve o zamanlar Medine Emire ve elden gidiyor, Mekke-i Mükerreme elden gidiyor. Yetişin dedikleri zaman ya siz oraları e, bataklık haline getirdiniz. Beni de o bataklığa atacaksınız. Benim istikbalimi karartacaksınız, karartacaksınız diyen komutanlar çıktı. Fahrettin Paşa ...Medine'yi Münevveri, Münevveri kahramanca savunduğu için Mondros'tan itibaren iki buçuk ay 75 gün Mondros mütarekesini dinlemeyip bana harp okulunda memleket toprağı düşmana nasıl teslim edilir, protokolu nedir, senedi sepeti nedir öğretmediler. Kusura bakmayın ben bilmediğim şeyde imza atamam dedi. Bilmeze yattı orada mecburen. Şimdi bu Fahrettin Paşa'ya ittihatçı diyorlar. E doğru. Cemal Paşa da ittihatçı. Emer Paşa da ittihatçı. Daha sayamadığımız kadar birçok kimse o anda ittihat terakkiye girmeyen Subaya zaten hayat hakkı yoktu. Sadece subaylar yok ki. Siviller de var. 5000 bin subayı böylece emin suçlular hmm. gibi 5000 bin subayı sadece ittihatçı olmadıkları için mütekayit hale getirdiler. Evlere gönderi Gidip oturun dediler. Hmm. Bu ordu savaş kazanır mı? Kazanamadı. Yani şimdi Enver Paşa ile Fahrettin Paşa bu sayıkla mi olmuşlardır? İttiharçıların içerisinde yer almışlardır. Fahrettin Paşa... Evet. E, ...bu... ...Medine müdafasına... ...verildiği zaman... ...Medine... E, ...Kubey Seferiyesi komutanlığı... Tamam. ...12 bin kişilik bir ordu. Meşhur çekirge şey, hikayesi. Çekirge hikayeler evet. falan olan şey. Tabii ki iddiharçı olarak... ...oraya gönderildi. Güveniyorlardı. Ali Said Paşa'yı da lahiçe gönderdiler. Yemen'e. O da ittihatçıydı. Fakat bu ikisi en uzak cephelerde oldukları halde merkezdeki hükümet ve lojistik teşkilatı yani ikmal teşkilatı bunlara bir çöp gönderemedi. Bir çöp, bir buğday tanesi gönderemedi. Anlamı nedir? Mahcup mu olsunlar? Bir çuval kuru fasulye gönderemediler bir kolor diye. Hayır. Orada kapanın elinde kalıyor. Askeri ihalelerde askeri müteahhitler eee demeyi pire haline getiriyorlar. Tabii. O pireyi de götürüp teslim ediyorlar. Pire de ambarlarda daha başka yerlere gidiyor. Kum tanesi gibi dağılıp gidiyor. Nerede oraya tren gidecek de trende var mı? Han'ın yaptırdığı tren yolu var. Bu tren yolunda Alman generaller seyahat ederlerken tren yolu kapatılıyor. Hiçbir ikmal maddesi cepheye gönderilmiyor. Niye? Komutanların emniyeti söz konusu. Güvenliği söz konusu. Güzel. İyi de Almanya'da peki bu Alman generaller orada da savaşırlarken trenlerde ikbal duruyor muydu? Durmuyordu. Bir vagon ekliyorlardı. O komutan da o vagonla seyahat ediyordu. Bizde bütün komutanlara, Alman komutanlarına özel tren tahsis edildi. Bir yerlerde bir komutan bir gün kalıp da görüşmeler yapacaksa o yol o gün de kapalı tutuldu. İsmet Paşa'nın da özel treni vardı efendim. O da öyleydi. E tamam. O da öyleydi. Dolayısıyla. Şimdi evet kısa bir reklam arasına gidelim. Tekrar döneceğiz. Sevgili dinleyiciler, gazeteci yazar, araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı konu. E, gazetecilik ve yazarlık da var. Onu da söyleyelim. Sayın İsmail Sağır'ın şey. <laughs> Sayın İsmail Yağcı'nın. Kötü bir şey söylemedik. Yanlış bir şey söylemedik. Efendim kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Söz Sözü Açtı programıyla beraberiz. Ve e, araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı konuğum. Efendim Orta Doğu bataklığına e, devam ediyoruz. Evet. Zaman zaman bazı sapmalar olsa da ama asıl e, Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Orta Doğu'yu kim karıştırdı? Heh, bataklık haline kim <laughs> getirdi? Kim getirdi? Şimdi bataklık mı? E, tabii Şimdi bataklık mı? Bataklık tabii devam ediyor bataklık. Ha, ha. Şimdi Orta Doğu'nun... Irak bölgesi, Abdülhamid Han zamanında, Bağdat demiryolu yapılırken, bu demiryolunun ihalesini İngilizler almak istediler. Sebep de Hindistan gibi bir sömürgesinin, dominyonunun e, maddi imkanlarını, evet. tabii zenginliklerini, ola ki denizden taşımak yerine daha ucuz bir şekilde Basra'dan Basra'ya kadar uzayacak bir tren yolundan efendim Bağdat'a, Bağdat'tan da İstanbul'a, İstanbul'dan da Semplon Ekspresi'yle efendim İngiltere'ye taşımayı planladılar. Onun için de bu demir söz sahibi olmanın yolu bu ihaleyi almaktan geçiyordu. Bu ihaleyi almak için çok uğraştılar. Ve en sonunda Abdülhamit Han'ı yıkma sebeplerinden biri ama bu yan sebep, tali sebeptir. Ana sebep dini sebeptir. Dini sebep. Hilafet midir? Bizzat hilafet makamıdır. Belki. Yani bütün dünyadaki birlik ve beraberlik. Bütün dünyadaki Müslümanlar halifeyi Müslüminin e, selamı şahanesine meftun oluyorlardı. Bunlar ama. da deliriyorlardı. Bugün selamı İngiltere'deki şahane. la teşbih bila temsil derler ya, kraliçe derler ya. İşte lordlar <laughs> vesaire falan. Evet ama hayır öyle hakikaten. Yani en sonunda Abdülhamit Han'ı ikna edemediler. Abdülhamit Han Almanları koz olarak kullandı. Evet. Bu bunları delirtti. Hmm. İş yaptırıyorum dedi ya. Para benden. İster sana veririm ister sana veririm. Sen bu ihaleyi verecek adamı zorlayamazsın ki. Vay be. Mafya mısınız yani siz? Ha öyle mi dediler? Biz ...Arapya zamanısını karıştıracağı dediler... ...ve karıştırdılar... ...kendilerine bir güç hissettiler... ...ama Abdülhamit Han zamanında bunu çok gizli yaptılar... ...bir anda da İttihat Terakki ...bütün terör... ...örgütleriyle, Balkanlardaki... ...Epir Yarımadası'ndaki... ...Orta Doğu'daki... ...bütün terör örgütleri de o zaman... ...şimdi nasıl işte... ...Orta Ayrılıkçı Doğu'da hangi, hangi kapıyı evet. açsanız... E, ...Amerika'nın... ...tırlarından bahsediliyor silah tırlarından bahsediliyor, desteklerinden bahsediyor, mühimmatından bahsediyorsa o zaman da İngilizler. İngilizler şöyle böyle tedişçilikle karış, karıştırmışlar. 3 mi? milyon kilometre kareye yakın Orta Doğu. 5 milyon kilometre kareye yakın Arap Yarımadası'yla yani 8-10 milyon kilometre karelik bir toprakta nerelerde çıban başı olacak adamlar varsa daha önce arkeolog veya seyahat bahanesiyle gönderdikleri adamlar vasıtasıyla bunları tespit ettirdiler ve baktılar ki evvela Arap Yarımadası'nda İslamiyetle ilgili seyitleri ve şeriflerin bulunduğu topluluklardan kendi yanımıza bir adam kapalım dediler. Ama bunu kapabilmek için onları zor durumda bırakmalar lazımdı. Onlar evladı Resul'dendi. Tuttular çöl urbanlarıyla, çöl yaşkıya reisleriyle onların çadırlarına giderek, çuvallarla altın vererek avuçla avuçlayabildiğin kadar al. Adam tabi gözleri parlıyor, avuçluyor. İstersen bir daha al diyorlar. Bir daha alıyor adam. Ondan sonra da orada şeriflerin ve seyitlerin bilhassa Hicaz emirinin işini zorlaştırarak onun İstanbul'la arasını bozmaya çalıştılar. Sadece bu hadise değil. Birçok tehditleri de bir yandan salladılar, salladılar. Ve Hüseyin Paşa'yı, Şerif Hüseyin Paşa'yı kaçırdılar, bize sığındı dediler. Yalana bakın şimdi. Kaçırdılar, bize sığındı dediler. Böylece Orta Doğu'yu hallaç gibi attılar. Ne zaman? işte 1900'lü yılların Abdülhamit Han'dan sonraki 1909'dan itibaren diyelim. Bugün 2019'u yaşıyoruz. 110 yıldır Orta Doğu'da akan her damla insan kanında Müslüm gayrimüslim masum veya suçlu kim varsa bunun tek sorumlusu İngiltere'dir. Ne oldu İngiltere? Thomas Cook dedikleri koca bir devasa firma battı. Hiç gazetelerde rastlıyor musunuz? Var mı? Yok. Yok. Hani zenginin tavuğu yumurtlar kimsenin haberi olmaz. Ama fakirin tavuğu yumurtlar. Ya senin tavuklarda ne kadar yumurta yapıyor falan filan. E artık yumurtaya doyuyorsundur. Tavuktan kaynaklanıyor. Başka bir şey var da... Tavuklar. ...ben o atasözünü söylemek istemedim... ...bu mikrofona yakışmaz <laughs> diye... ...tavuk yumurtasını ba ba ben öldürdüm. Bazı tavuklar çok ses çıkarıyor. <laughs> şimdi Ben öldürdüm. <laughs> şimdi böylece... böylece ...Osmanlı diye... Evet. ...ittihatçılar zamanındaki... ...örf adet dahil... ...meyhane hayatı dahil... ...hak hukuk çiğneme dahil... ...rüşvet efendime söyleyeyim... ...gibi bozuk şeyler, ihalelere fesat karıştırma dahil, bunların lafını eden insan Osmanlı diye ederse, evet. ben o insanın samimiyetini kabul etmiyorum. Şimdi o şöyle bir şey, Şerif Hüseyin dediniz ya, evet. o fotoğrafı gördüğü için de zaten rahatsızlık duymuş. Ya Abdülhamit Han'dan sonra işte bakın görüyorsunuz yani bunlar da falan, o adetler, o içinde bulunduğu bu şey, hazin şey, durum bunların birisinin sırtını Almanya'ya birisinin sırtını İngiltere'ye ya da tamamen İngiltere'ye teslim olmaları karşısında o da çekip gidiyor zaten daha doğrusu İngilizler bak diyorlar yani durum bu Şerif Hüseyin görüyorsun değil mi falan o da bakıyor fotoğrafa çekip gidiyor hakikaten aldanıyor bir bakıma şey yapıyor yani e, İttihat ve terakki öyle bir zemin oluşturuyor ki neredeyse Şerif Hüseyin'i böyle bir şey o şey içerisinde sunuyor yani işte kardeşim manzarayı görüyorsun. Ne yapacaksın? Seni idam edecekler diyor. İstanbul'a sen... götürüp seni idam edecekler ha, bak, diyor. Bak gel işte burada. Şi, sen... sen hayatta kal ha, çocuklara ha, kadar krallık en, emir diyor. Emir ol kral ol, ol falan. Çocukların da olsun diyor. Tabii. Üç çocuğunu birden. Evet ama sonra pişman oluyor biliyor musunuz? Elbette. O mektup da var tabii. Ve eşinin de tabi. şeyde. şeyde Kıbrıs'ta Tabii. Hala Sultan evet efendim. Türbesinin hemen kenarında. Şimdi, Şimdi. O evet. bataklıkla falan devam edelim. Bugünkü şeye gelelim. Şimdi mesela Fransa'da Türkler Suriyeli mültecilere bakıyor diyorlar. ya Avrupa'da da böyledir. İnan ki Almanya'da da böyledir. Adam niye Müslümana yansın ya? Ya Yani. Değil mi? Çok ilginç. Yani hakikaten gözlerimi yaşardım ya. haberi dinleyince. Bilmiyorum, Bilmiyorum. insanların dikkatini çekti mi? Çok basit geçti bu haberi. Fransız hükümeti kendi insanlarını metrolarda Tabii. yatmaya mahkum ediyor. Evet. Dolayısıyla soğuk Paris gecelerinde gece geliyor 10 kişi, gece geliyor 20 kişi ölü, donmuş evsiz ölüsü topluyorlar. E mülteciyle kim ilgilenecek? Mültecileri de işte böyle rüzgarı çok alan plajlara götürüyorlar. Kuruyorlar çadırlarını, geceleri de birilerine yaktırıyorlar. Ya. Yeah. Ama Türkler oraya gelen mültecilerin dinine, diline, ırkına bakmaksızın bunlar allah Teala'nın yarattığı kullardır. Ve biz bir elimiz yağda, bir elimiz balda, euro olarak maaş alıyoruz. Karnımız tok yatağa giriyoruz. Bu insanlar yatak yok ki içine girsinler, aç da olsun. Hem bunlara yatak, neler neler ikram etmişler ya. Tabii. Hakikaten ben inanıyorum ya. ki Almanya'da da böyledir. Hollanda'da da böyledir. Avrupa'da böyleymiş yani. Belçika'da da böyledir. Bunların kokusu çıkmıyor. Ne olur oralardaki eee efendime söyleyeyim aklı başında muhabirlerimiz bu tip şeylere haber Bu tip bence. bu tip şeylere haber yapsalar koca Avrupa Suriyeli mültecilere söz verdiği euroları... vermeyip üstüne yatarken kendilerinin yüz akı olacak şekilde bu mültecilere yardım etse bari onu da etmiyor. Onu da kendi bütçesinden geçimini sağlayan, emek vererek geçimini sağlayan Türk işçileri yapıyor. İşte bu millet budur efendim. Ya. Yeah. Yani bize şimdi kalksa en sevmediğimiz e, bize karşı e, işimizi güçleştirenlerden birisi misal Ermenistan. Ermenistan 200 bin insan Ermenistan'dan gelen kaçak olarak oturma iznine bile ihtiyaç duymadan Türkiye'de yıllardır kalıp Ermenistan'daki çoluk çocuklarını besliyorlar ya. ya. Evet. Taciklerle, Türkmenlerle ve Ermenistan hava yolları Ermenistan hava yolları Türkiye'de bulunup da oturma izni almak isteyenler bir defa yurt dışına çıkacaklar ya. ya. Ermenistan'a gidiyorlar uçakla. Ermenistan'dan geliyorlar. Böylece de Ermenistan'a bir para daha bırakmış oluyorlar. Evet. Ya böyle bir memleket bizim aleyhimize çalışırken biz bunların insanına ne yapmışız? Gelin burada ekmek iyi demişiz ya. Hem de dolarla ücret almaya başladılardı. Neyse ki şimdi Türk parasına döndü de. Döndüler. TL olarak tabii çoğu <laughs> döndü. Çoğu döndü. <laughs> Çok güzel örnekler bunlar. Şimdiden şimdi bir şey söyleyeyim mi? Siz e, e, biraz depreme girelim mi? Girelim, girelim, Çünkü... girelim de deprem ortaya çıkınca bir husus, bir haber dikkatimi çekti. Türkçesi kırık bir kadın profesör bulmuşlar. Evet. Türkçesi kırık. Belli ki Türk değil bu. Yabancı bir bilim adamı. İngiliz olabilir büyük bir ihtimal. Efendime söyleyeyim. Hierapolis. Denizli'de de değil mi o? Pamukkale. Evet. Ha. Pamukkale'nin orada Hierapolis antik harabelerinde depremi önceden haber veren gibi verdiler işi de aslında depreme çözüm diye bir tane uyduruk yere gömülü bir kemer gösterdiler. Hem de Osmanlı kemeri bu ha. E bizim İstanbul'da kemer çok. İstanbul'da hep Osmanlı kemerleri. Evet. Kemerburgaz diye niye demişler? Her tarafı kemer dolu. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafı kemer dolu. Hepsi yuvarlak kemer. Evet. Sivri kemeri kolay kolay kullanmamışlar. Selçuklu türbelerde sivri külah olarak gene yuvarlak konik bir kubbe kullanmış. Ee, Hristiyan mimarisinde ekseriyeti çapraz tonozdur. Sivri kemerdir. Kıbrıs'a gidip baksınlar canım. Sadece Lefkoşa'daki veya Magosa'daki bize kalmış şu anda camiye çevrilmiş olan efendim iki yere baksınlar. Bunlar Hristiyanların çok mühim bildikleri iki kendilerin dini yapılarıydı. Osmanlı hiç dokunmadı. Kendi eklediklerini kemer sistemine yaptı. Kemer sisteminin emniyetini mimar Sinan kadar hesaplamış bugüne kadar bir mimar daha yok yeryüzünde. Şimdi milattan 200 yıl veya 500 yıl gibi tarihlemişler. Öncesinin bir uyduruk kemer parçasıyla ya bakın kemere çözüm bul bu polis. Evet. Diyorlar. Peki İstanbul'dakiler yeni cami yeni cami denizin üzerine yapıldı. Kazıkların üzerine oturuyor. Hatta Allah Bey. Kaç deprem geçirdi? Kaç tane deprem geçirdi? Ne oldu? E minaresindeki efendim şerefe çanağının korkuluğundan bir tanesi düştü. Bakaydınız kardeşim. Depremden düşmedi ki bu. Kılıç Ali Paşa Camii Tophane'deki deniz toprakla dolduruldu. Dolma denizin üzerine yapıldı. Bir milim kaymıyor daha ya. Mimar Sinan yaptı. Süleymaniye Camii'nden son depremde bir tane kıymık düştü mü? Niye düşmedi? Arkadaşım biri soruyor. Ya abi diyor Süleymaniye'nin yapısında hakikaten diyor İran Şahı'nın gönderdiği, Tahmasp'ın gönderdiği... Ne diyorsun diyorsunuz? E, hazineler abi, var duydum. mı? Var dedim ya, var. Minarelerin, de, tabii dedim ya, dört minarenin altında da böyle hazineler yatıyor kuzu gibi dedim. Onun için depremde yıkılmıyor. Kimi söylüyorsun abi dedi abi, ya? Abi ne hikaye, ne magazin. Ya kardeşim ya. etmeyin dedim ya. Bazı adam, tarihçiler bunu adam duyarlarsa hemen olarak, yazar çizer haber yaparlar. Ya yedi onu. senede sağlam bir yapı yapmış Mimar Sinan Hazretleri. Caminiz bitmiyormuş, hadi ben de bir yardım edeyim diye bu kutu kıymetli taş göndermiş. Evet. Şimdiki tek taş pırlantalar da... ben <laughs> çok sahtelik kokusu alıyorum Ha Allah Bey. Kimsenin kazancına karışmak istemem ama vallahi efendim, bilmiyorum ama domates, o zamanlar bu taşlar çok Domates patates gibi e, kampanyalarla satıyorlar. Diyorlar ki efendim böyleydi el, şuna indirdik diyorlar. İran, evet. İran Tahmasp'ın elçisi geldi. Bu cami için eee Tahmasp'ın bir yardımını getirdi. Bir kutu mücevher size sunmak istiyor. Ne zaman müsaitsiniz? Ha filan gün diyor. Süleymaniye Camii inşaatının yanına gelsin. Evet. Randevuyu oraya veriyor padişah. Evet. Geliyor mutat merasimle sunuluyor. Ha, iyi, iyi, diyor. Teşekkür ederiz diyor. Sağ olsun bizi düşünmüş. Getirin bakayım getiriyorlar. Tokmak. Orada bir kütük veya taş. Üzerine koyduruyor o taşları. Tokmakla tıkır 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 hepsini toz ediyor. Şu harca karıştırıverin çocuklar diyor. Mevzu bu. Evet evet. Yoksa öyle altın Dedim, mantın kardeşim, yok sade ya. Dedim sadece minarede falan değil. Caminin her yerinde var. <laughs> Nereden istersen bir avuç kopar gel. <laughs> Olacak şey mi ya? Bir tarihçinin kulağına gider şey yapar oturur mevzu eder. Efendim şimdi mihrap yanlarında dönen taşlar var. Asıl depremi e, şey şimdi, yapan Şimdi, şimdi. haber veren yani değil depremi, de. Yani depremi değil sadece depremden başka yerdeki deprem harici... Oraya çöktüğü anda dönmüyor artık. Evet. Binanın neresi oturuyorsa onu haber veriyor. Tabii. İki yanında mihrabın denge taşları vardır. Bunlar elle döner. Ben böyle camilerde çok çekimler yaptım. Tabii. Ama maalesef bazı restorasyonlarda ya bu taşlarda niye dönüyor canım diye dönmesin. Millet gelip vatandaş elliyor diye dönmesin diye Alçıyla sıvamışlar döneceği yeri. Ya bu bina oturursa gün gelir de bugün oturmaz. 10 sene sonra oturmaz. 20 sene, 50 sene, 100 sene sonra oturur. Oturursa bu taş dönmüyorsa imam her gün nasıl oraya geçiyor? İmam efendi bir kontrol edecek. Evet. Ya camide bugün bir değişiklik var diyecek. Evet. Günde 5 defa giriyor. Bir defa kontrol etsin. Böylesi var. Mesela Merzufan'daki eee Koca Mustafa köyünde, Kara Mustafa köyünde annesi için Merzifonlu Kara Mustafa yaptırdığı bir cami var. E, devlet su işlerinin açtığı iki tane kuyu var caminin hemen 100 metre kadar aşağısında. Çok büyük miktarda yeraltı suyunu çekince caminin o köşesi böyle eğildi. Başladı çatlamaya duvarlar. Çatıdan itibaren. Zor durdurdular. Şimdi su çekmeyi oradan durdurduk falan filan diyorlar. E şimdi bu caminin denge taşına imamı baksaydı çoktan o çatlama olmadan önce denge taşı oturdu mu bilin ki orada kayma başlamıştır. Ecdat bunu bulmuş. Şehzade başında Şehzade başı caminin Şehzade caminin tam köşesinde eskiden minibüsler çıkınca oradan yolcu alırlardı o köşede tam. Evet. Arka taraftan gelirler oradan yolcu alırlardı. Orada denge taşı vardı duvarda denge taşında betonla sıvamışlar. Dönmez hale getirmişler. Evet, o da İstanbul'un en merkezi yerinin denge taşı ya. Haşim İşçen geçitinde Allah bilir orası patladı da. Ya. O geçidi kazarken. Yani ecdadımız depremin teknolojik olarak hasarlarını önceden önlemeye çalıştığı gibi gözle görülmeyen bazı hataları da ...deprem gibi değil de gözle görülmeyen... ...bazı yapı hatalarında... ...önceden haber verecek sistemi koymuş. Buyurun. Sen Hiyeropolis'e gidip de bir kırık kemerle... bunun niye tarih yapıyorsun? Ha sen... ...kız diyecek ki bu muhabirlik yapan veya olan... Türkler bilmez, Osmanlı bilmez, Selçuklu ee, bilmez. E, 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 efendim... ...yani işte bize öğretmediler ki yani... ...biz bunu biliyorduk, çözüm biliyorduk. Evet. Çıkan profesörler de bunu söylediler mi deprem için çıkanlar? Yok. Osman'ın denge taşından bahseden olmadı. Bir profesör duydunuz mu? Hayır. Niye? E okutmuyorlar adamlara. Hmm. Deprem profesörü de olsa, jeoloji profesörü de olsa, arkeoloji profesörü de olsa, bunlara bunu niye okutmuyorsunuz ya? Mimar Sinan'ın bu denge taşı için insan ciltlerle kitap yazar. Ben evet tarih okuyorum ama sen biraz önce e, kusura bakma yazar falan dedin. Benim okumam var da yazmam yok. Siz yazıyordunuz. Ha, 15 sene Türkiye Gazetesi'nde <laughs> rahmetli Emir abi evet. e, yaz dedi bir gün. Biz de yazdık. Ondan sonra da dur dedi. Durduk. Evet. E, ama işte dediğim gibi benim biraz okumam var. Evet. Ama yazmam yok. Yani yazılmış bir kitap. Okumaların devam orada. etsin. Okumaya devam. Burada sevgili dinleyicilerimizle paylaşın efendim. Evet. Şimdi e, söz sözü açıp ve geliyoruz değil mi efendim? Bir de bir de devlet inşaatlarında Hı. E, ...büyük hasarlar çıktı ortaya. Mesela? Hep deprem onlar önce yıkılırdı sonra, eskiden değil mi efendim? Deprem geçtikten sonra... ...yani iki üç okul falan filan dendi. Derken büyüdü, büyüdü, büyüdü. Koca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları boşaltılmaya başladı. O Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hikayesini biliyor musunuz? En son rektör e, şey yaptı, özür diledi. Dedi ki ya, Tayyip Bey geldi 2010'da, koluma girdi. Dedi ki hoca... Bak bunun altında kalırsınız. Üç beş kuruş varken size burayı yeniletelim. Tabi. Evet. Burayı bir şey yapalım, değiştirelim. Rektör ne demiş ya biliyor musunuz? Ya ne olur sayın başbakan şey yapmayın ya karışmayın karıştırmayın. 2012'de gene sıkıştırmış hoca ö eh, demiş. Deprem olunca özellikle diş, e, diş fakültesinin öğrencileri şey yaptılar. Kazan kaldırdılar. Bu defa hayda taşınalım falan. Yani böyle e rektörler de. Yokmuş, o diş fakültesi. Ya olmaz mı? Dekan. O niye ses çıkarmamış? O da tık yok, sesi yok. Yani böyle bir şey olur mu ya? Halbuki en görkemli oda onların odasıdır. Evet. En önce yıkılacak da onların odası. Tabii. Fakat şu işte yani bir peşin hükümlülük var ya. Evet. Ya bu, bu iktidar yapmasın. Bu başbakana yaptırmayalım. Bu şey yapmasın. En son başbakan da biraz kızmış. Demiş ki ya bunlar Allah muhafaza bu hastaneye bir şey olursa bari şurada şey var. Bezme alem var. Ya şunu bir bir şey yapalım. Bir elden geçirelim de güçlendirelim diye hakikaten şimdi bezme aleme yükü gidiyorsun. Taşıyor. Tabii yükü taşıyor. ve e, amiyane tabirle bal dök yala derler öyle tertemiz yapmışlar. Şimdi ben şunu <laughs> söylüyorum. Buyurun efendim. İster buna teklif deyin, ister işte boşa konuşma deyin. Devlet yapılarında bu yaşıma kadar ben Heh en büyük hasarları gördüm. İşittim, okudum. Şahıs yapıları da bu hasarlar daha az. Ha orada bir inşaatın, yeni bir inşaatın temeli kazılırken müteahhidin aç gözlüğünden belki. Tabii. Efendim bir kepçeyle yarım metre daha e, bina yerini büyütmek için yandaki binaların göçtüğünü hepimiz beraber gördük Tabii. yakın tarihte. Eski müteahhitlerimiz bunlara pek riayet ederlerdi yani. Şimdi devlet binaları yapılırken prosedür şu. Devlet bir yer gösterir. Evet. Şuraya şu binayı yaptır. O adam da orayı kazar temeli. Bu binaya devlet bir kontrol mühendisi tayin eder. Maaşı devlettendir. Bu kontrol mühendisi safa safa bir, iki, üç büyüklüğüne göre inşaatın. Elektrik kontrol mühendisi ayrıdır. Demir Aksam için ayrıdır. Bunları devlet tayin eder. Bunlar her birinde Hı. hak edişleri alırken müteahhitler bu kontrol mühendislerinde oraya kadar dökülen betonun usulüne uygun olduğuna dair raporu vardır. Demek ki o mühendisleri de takip etmek için bir ekip oluşturmak lazım. Ama binaya ruhsat verildikten sonra mühendisin bu sorumluluğu bitiyor mu hukuken? Tabii. Eğer bitiyorsa yeni Hukuk reformu yasa tasarısına bunun sorumluluğu devam etmeli. Evet. Bir, ikincisi onları da korumak için evet. adam haklı yere yapmıştır ama daha sonradan gelen bir müdür, bir rektör, bir Tabii. dekan ya buraya şöyle değil de şunu şunu yapalım, ilave yapalım. Ha bu ilavelerde mutlaka mutlaka bir teknik heyetin onayından geçerek restorasyonu yapılmalı. İlla Peki tarihi bina restorasyonu evet. değil. Evet. evet. Normal binanın da. O zaman bundan 30 sene önce o binaya ruhsatı veren Hı -hı. o binanın kontrol mühendisliği yapan kimse eğer demiri az çıktıysa bir açısından hesabını sormak lazım. Peki efendim. Efendim dünyada şey kalmaz. Mühendis bulamaz. Bulamazsak bulamayız. Evet. Ne yapalım? Yani Böyle 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bakıyorsunuz bir bina yapılmış ki adam tutuyor böyle elinde ufalıyor betonu ya. Evet. Betonu ufalıyor kum yığını gibi o ya. O zaman e, hem müteahhitlerimize hem mühendisler odasına duyurulur diyelim ve bugün de noktayı koyalım efendim. Ama Bitiriyoruz. Hukuk reformuna da bu da dahil edilmez. Onlar diyecek ki bu konuda kanun yok. Evet. Ceza kanununda da buna göre madde koymak lazım. Gayet tabii. Reform o demek. Torbada çıkacak bunlar. Peki efendim araştırmacı Taci Yazar İsmail teşekkür ediyoruz. Ben Ataullah Arvas. Allah'a